Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Uyan sizin, uymayan evrenin olsun diyorum. Ona göre kendi hayatınıza niyetlenin. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok üst üste uyarı yorum sor sorulduğu için de e, abone olmayı ve abone olduktan sonra da zile basmayı unutmayalım. Sonra bildirim gelmiyor. Niye göremiyoruz diyorlar. E, niye duyamıyoruz diyorlar. Oysa ki sadece bildirimlere tıklanmamış olduğunu e, sonucunda varıyoruz. Çok üst üste geldi. E, sabahları akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum ben sizin. Bunu bir süre hatırlatıyor olacağım. E, günde bir tanemi niye gelmiyor diye isyan eden arkadaşlarımız üst üste denk geldiği için de e, kulakta bir küpe olması için. Şimdi e, bir kere bir kişinin geçmişe doğru... Bakın şimdi bir insanı tutuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki kendine gel ya öyle olmaz bu iş diyorsunuz. Tamam mı? Tuttuğunuz kişi geçmişe bakıyor. Ve tuttuğunuz kişi geçmişte yapar mı? Geçmişteki gibi yapar mı korkusu yaşadınız birisi? Yani sizin burada kaygınız... E, Siz geçmişe bakmıyorsunuz bakın. Sizi uyarmıyorum. Demiyorum ki arkadaşlar geçmişe kapatın değil sizin karşınızdaki insanla alakalı bir geçmiş bağlantısı kurmuşsunuz. Ya onun geçmişteki gibi yapmasından kaygılanıyorsunuz ya da o insan zaten geçmişteki durumdan kurtulamamış. Bir durum var. İki kişisiniz. Arada arıcılar var. Anne babaymışsınız. Karı kocaymışsınız da sanki böyle arada çocukların da durduğu bir konuda. işte belki de e, evlilikle alakalı yaşadığınız sorunların göstergesidir bilmiyorum. Ya da işte karşınızdaki insanla alakalı bir, e, bir sorun hali var burada. Onu, onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle parayla alakalı bir durum da var burada. Evet. Parasal bir konuyla alakalı. Evet. Sizin o insanın altında kalan parayı almaya çalıştığınızı görüyorum. Yani senin yüzünden şu parayı kaybettik dediğiniz paradan bahsediyor burası. Arada kala sizin bu iki kişi yani şöyle karşınızdaki kişiyle alakalı Kimse bu araya girecekler var. Araya girmişler ve girmeye devam edecekler. Ama sizin bağınızdır, ama işte ortak arkadaşınızdır, ama ortak akrabanızdır. Onu bilemeyeceğim. C ve O harfleri görüyorum arkadaşlar burada. E, C, O. Yani C var, E var, O var. Bu harflerdeki kişilerle alakalı bir konunun 3 kişinin kafa kafaya verip konuştuğunu görüyorum. İşte sizde vardır, onda vardır, soyisinde vardır. Şirkette vardır, işte vardır, mahallede vardır, semtte vardır bilmiyorum. Böylesi bir konuyla alakalı konuşulur. Harf vermiş e, size mesajı aktarmaya çalıştım sadece. Şimdi siz iki konu yani buradaki kişi hariç ve şuradaki konuşma haricinde işte gel burada haydi bakalım bunu mu halledeyim şunu mu bu, bu tarafa bakayım. Sizin iki tane derdiniz, sorununuz var. Bunları aşmakla alakalı mücadeleye devam edeceksiniz. Sonsuzluk döngüsünün üstündesiniz. Yani aslında bazı şeyleri komple kökten değişim, komple yenilenme, komple değiştirme. Bunun da adı sizin adınıza için neyse. Yani kimisi için işte sonsuza dek ya biz bu alalım, sonsuza dek burada oturalım bile olabilir. Çok mücadele ettiğiniz için artık yorgun görünüyorsunuz. Sadece güneş doğsun istiyorsunuz. Çok hani şey gibi. Ya ben çok mu şey istedim? Benimle ilgilen istemiştim. Demek gibi. Yani sizin burada evet karşılıklı geldiğiniz insanla alakalı sıra sıra dizilmiş insanlarınızın da olduğunu söylüyor. Ama ay çok güzel. İşte buyurun kalp. Bu şimdi kalp değil mi? Kalbin altı yok sadece. İşte bir çizgide ilerliyorsunuz. Kalp var. Bir kişiyle berabersiniz. Ee, hatta şurada baktığımız zaman iki tane kafayı da görüyoruz. Bu bir bütünlük. Kalp yanında tamamlanmışlığı hissetmek için işte ayağınıza dolanmış olan şu maddiyatla alakalı sıkıntıyı da aşmanız gerek. Yani diyor ki sen maddiyatla alakalı e ne diyelim ona belki de ezelden gelen belki bir miras de dönemine denk geldin. Belki eşinin mirasıyla eş, işsel belki de ikiniz de yeni mezun oldunuz üniversiteden de. Sen de ben de şu şu işlerde çalışacağız ve kendi paramızı, gelirimiz, maliyetimizi işte ma ma mali durumlarımızı aslında burada emek ver vereceğiz dönemlerinden geçiyorsunuz. Güzel başlangıç evresi olduğunu söylüyor. Yani birisinden kaybedilen bu para sonrasında birisiyle babanız iflas etti. hani kabul edeceksin bunu, bu yapacak bir şey yok. Babana o artık iflas etmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama sonuç olarak sizin adınıza güzel bir başlangıç evresinde olduğumuzdan bahsetmekte arkadaşlar. <laughs> Bence bayram haftasını güzel geçireceksiniz. Direkt birisiyle berabersiniz. Direkt yanınıza kalp geç gelmiş. Maddi konular açılır, konuşulur mu? Evet ama e, bu konular sizin önünüzü tıkar mı? Hayır. Zaten sizin hedefiniz bunları tamamen oradan kaldırmak. Sonsuza dek e, adımı. İş hayatınızda kalıcı kalmak. Evlilik atmak evet bir daha boşanmamak üzere seninle beraber hayat geçirmek. Ee, evde ev almak ve sonsuza da kira ödemeden o evden çıkmamak. Yani bir döngünün değişkenliğinin artık sabitleşmesini istiyorum arkadaşım der gibi çıkmışsınız. Çok da güzel destekler de alacaksınız arkadaşlar bununla alakalı. Şimdi bir yola gideceksiniz 53 rakamı görüyorum. 53 gün bugün itibariyle kaç gün yapıyor arkadaşlar artık bunu tabii ki de hesaplayamayacağım. <laughs> Ee, bayram burada 10 gün falan ve bir hafta var. Yani 53 gününüzü siz kendiniz hesaplayınız. Bu da Mayıs bitirir. Ee, Haziran ayında ortasında tekabül eder gibi görünmekte. Haziranda bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir, iki, üç kişisiniz. Hemen altında duruyorsunuz. Bu yolun sonu kapalı gibi duruyor. Bugün baktığınızda hiç ihtimal vermediğiniz bir yol açılır mı? Açılır arkadaşlar. Yani bugün 10 gün var buradan destek arkadaşlar. 12 gün. Evet Haziran'ın bakın onunu buluyor. Hesapladım. Taktım çünkü şimdi bir taraftan arkadan <laughs> beyin hesaplamaya çalışıyordum. Haziran'ın 10-15 aralığında siz bir yere gideceksiniz ve giderken de şimdi gitmem, asla gitmem dediğim bir yerden bahsediyor. Bu da bayram öncesi demek yalnız. Hani bayramın sonrası Temmuz'da yine bayram olduğu için e, demek ki siz bir plan kuracaksınız. Burada sırat köprüsü gibi aranızda bir köprü kurulmaya çalışıyor. Ya da siz bu köprüden aranızda incecik bir ip var. Bu ipi çekiştiriyor gibisiniz. Hani böyle e, çuvala, çuvala oyunu, yumurtayı kırmama oyunu, ip çekme oyunu falan gibi bir alandaymışsınız. İnsanlar sizi izliyorlarmış gibi çıkıyor. Orası yanınızda etrafınızda insanlar var demek ama çekiyorsunuz. O sizi, siz onu çekiyorsunuz şeklinde görünüyorsunuz. Dolayısıyla da bir aranızdaki çekişme ile alakalı Haziran'da gittiğinizdeki zaten o çekişmek için gideceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi çekişesiniz yok. Hiç de gidemem. O orada dursun. Sonra halledeceğim o meseleyi dediniz. Belki de ötelediğiniz bir meseledir. Ama güzel bir yol diyebilirim. Bu yolun sonu açılır diyebilirim. Orada bir yüzleşme ortamınız net var. İnsanlar sizi izliyorlar. Ama bunu yapmadan da onu elde edemem dediniz bir döngüdeymiş gibi. Sonrasında çünkü çok net aldığınızı, parayı aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Bu parasal bir döngü. Nedir? Tayinin çıkar, oradaki insanla belki çatışma yaşarsın, belki anlaşamama durumun olur, belki, belki, belkiler çoğalır. Ama sonuç olarak senin burada, orada gidip kendini kanıtladığın, ispatladığın bir süre, süreci de giriyor olabilirsin. E, ya da orada herhangi bir, kaldığın bir noktada, e, hani tamamım ben diyorsun. Alıyorsun o maaşını zam alırsın, terfini alırsın, orada kalıcı olursun. İşte mirasla mirasını alırsın. Gittiğin yerdeki davan, gittiğin yerdeki konun, projeyi alırsın, işi bağlarsın. Neyse. Ama alırsın, yaparsın yani. Olumlu olur senin adına. Burası olumlu olur. Elinde zaten bir tane şey var böyle. Ee, kı elinizde bir şey tutuyorsunuz. Böyle asa gibi olduğunu görüyorum. Yani ilahi bir yardım da aldığınız anlamına gelir bu. Sen ne kadar çok yorulursan, ne kadar çok umutsuz olursan ol. Olur? Hani Allah'ın sevgili kulusun mu diyelim yoksa burada zaten her şey gönlüne göre olacak. Sen niye dert ediyorsun mu diyelim bilmiyorum. Asanızla geziyorsunuz arkadaşlar. Bu da korunan bir karaktersin. Yaptığın iyiliklerin karşılığını alacaksın demek. Keza tabakta zaten bana Diyor ki arkadaşım sen iyi bir ruhsun senin aslında gönlünden geçirdiklerin evet, iyi bir ruh yorulmuşsun evet ama bu yorgunluğunun sebebi e, işte haksızlıklarında e, mücadele de ettin çok da güzel gözyaşlarım var. Güzel gözyaşlarıyla e, yazı tamamlarsınız arkadaşlar mücadele akıllıca mücadeleler etmişsin e, İlahi adaletten gelen yardımını hiç eksilmemiş. E sen yepyeni bir sayfa açmak istiyorsun yorulmuşsun her şeyi ben mi yapacağım demekten yorulmuşsun özellikle ailenle ilgili çok ciddi ödünler verdiğini söyleyebilirim burada laflar konuşmalar var ama boş birisi birisinin arkasını dönmüş kabul edilmiş bu küslük yani benim annem teyzemle konuşmuyor kabul etmiş herkes teyzenin çocukları seninle konuşursan sen teyzenin çocukları konuşursun ama senin annen ve teyzen konuşmuyorsa konuşmuyordur arkadaş bu nettir dediğiniz bir küsme arka arkaya dönme durumu var bu konuşmalar aileniz artık var olan mevcut sonuç senin ailende bir üzülme sebebi değil bir depresyon sebebi bir maddi kayıp değil bir, bir şey değil döngünü değiştirmiyor sen kabul etmişsin diyor ama tabii ki de bunun mücadelesini verene kadar ki süreçte oldukça rahatsız olmuşsun üzülmüşsün yorulmuşsun vesaire vesaire. şimdi kendi yerini korumaya çalışan bir ruhsun ve iyi bir ruhsun ilahi yardımın hep yanındaymış aslında hani ben bazen şey diyorum Arkadaşlar bir şey olmuyorsa zorlamayın olmayacak. Ama senin için hayırlısı olmaması olduğu için zaten olmayacak hani. Aslında sonuç senin adına hayırlı olduğu için böyle olacak. Belki de bu da bunlardan biridir bilmiyorum. Kariyer hayatınla bu arada S harfindeki bir kişinin iki kişiyle konuştuğunu ve arkasında kalan birisinin de boynu bükük mü diyeyim uzaktan mı diyeyim mesafeli mi arkada bırakıyorlar. Üç kişiler yani sizin amcanızla babanız kankadır ama diğer amca gitmiş artık tamam kabul etmişsiniz ama gibi görünüyor. Kariyer hayatınızla alakalı düz çizginiz, ödün vermemişsiniz, vermeyişiniz. Hani Haziran'da gittiniz aldığınız asla var elinize dedim ya belki de işte o e, paraydı belki de yerinizde. O öyle devam eder. Döngünüzde bir değişim yok. Aşk hayatıyla alakalı gördüğüm net şu hiçbir şey. Var olan döngün olduğu gibi devam ediyor. Bekar mısın? Bekar devam edeceksin. Mutlusun çünkü. Ama burada bir mutsuzluk görmüyorum bakın. Burada bir huzursuzluk, burada bir Döngü devam ediyor. Ne bahtsız bedeviyim, kara, kara kara yani işte kara bahtım, kem talim, işte vay efendim kara kara bulutlar üstümden geçiyordu. Benim neden böyle yüzüm gülmüyordu gibi değil. Var olan döngünün devam et. Bekarlıktan hoşlanıyorsun sen. Tamam, rahatım ben. Evladımla yaşıyorum. Benim eşim sizlere ömür gibi hani tamam. Orada da mutsuzluğunun bile aynı seviyede devam edeceğinden bahsediyor yani. Hangi yaran varsa o da o, o yeni yara yok. Şimdi diyeceksiniz bu mudur yani? var olan durumu koruman büyük bir artı. ...işte insan hani böyle şey sağlığının kıymetini bilememek gibi. Sen hani etrafındaki insanlara baktığında parlıyorsun. Yani var olan döngünden mutlusun. Herhangi bir sıkıntı görüyor değilim. Yuvan devam eder boşanmak yok. Evlilikarlığın devam eder evlilik yok. Sen nasıl mutluysan öyle devam edecek bir döngü içerisindesin. Enerjin yüksek asa elinde hayırlı olan olacak. Yani sen Desen ki ben evleneceğim, evlen, boşanacağım, boşanmayacaksın. Hani tek gideceğim, hayır evi hayatına biri girecekse girecek de döngü bu şekilde devam edecek. Olanın hayırlı olan şekildeyle devam ettiğini söyleyebilirim. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her şekilde sabahları ayrı, akşamları ayrı. Ee, ben e, bakımımı yapıyorum bana o kadar çok bu ara üst üste sık sık geldi ki Buket Hanım bildirim gelmiyor siz çekmiyor musunuz tek videomu var iki günde bir mi canım siz canınız isteyince mi çekiyorsunuz? Hani bir sitem bir isyan hayır ben sabahları ayrı akşamları ayrı çekiyorum meğerse izlenemiyor oluşunun sebebi e, abone ve e, hani diyorlar ya abone olun ve bildirimle o, o bilerek. Teknik bir durummuş yani bunu yapsanız e, aslında ulaşacaksınız bilginiz olsun. Bunun dışında arkadaşlar e, tabii ki de ben sadece görebildiğimi görebildiğim, e, görebildiğim enerji aktarmaya çalışıyorum. E, bayrama şurada günler kala son hafta artık son günler hatta. E, dolayısıyla da e, sizin hayatınızla ilgili örtüşenleri alın uymuyorsa evrene gönderin. Kolektif açılım yapıyorum burada e, ama derdinizi birisi yüzünden o yaşadığınız derdinizin ne olduğunu bilemem de. Ee, hani bu enerji direkt birebir karşılamayabilir bu bakım ama siz enerji olarak şöyle düşünmelisiniz. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. İlahi adalet er geç tecelli edecek. Sana bunu 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 mu yaşattı? İşte sen bilesin ki aslında e, o da aynısını yaşayacak. Er geç yaşar geç yaşar onu bilemiyoruz. Zamanını bilemiyoruz ama neticede karşılığını göreceğini biliyoruz. O yüzden sen beddua ederek aslında ona benzeme aslında ondan örnek alma ya da onun gibi olma. Sen burada yapman gereken net şu e, er geç tecelli edecek ilahi adalet teslim ol gerçeği kabullen buradaki acıdan alman gereken derslere bak ve umutsuz olma bunun için. Umutsuz olduğun takdirde daha çok dibe çeker seni hayatın acıları. Dolayısıyla da umudunu yarınlardan yitirme er geç o kapı açılacak bir kapı kapanırsa bir kapının mutlaka açılacak zamanı vardır ama açılır. O kadar net yani. Bir de ben şuna inanıyorum. Pozitif enerji hayattan beklentilerinizi şöyle sesli bir şekilde. Bunu bunu bunun bu marka bu marka şöyle 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 istiyorum. İşte evren sana onları almak ve sahibinin olmanın adına aslında başlıyor böyle. Çark arkadan dönüyor. Bunu dene bir deneyimle bir gerçekten kendim de deneyimlemiş olduğum için söylüyorum bunu. O yüzden pozitif olun beddua etmeyin derim zaten kişilere. E ben görebildiğim aktardım bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, ee, şunu söylemek istiyorum son kez olarak da. Sağlığınız yerindeyse siz gerisini halledersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.